Sen çayını iç canım. Ben de albümü getireyim. Baksana, ikimizin de yorgunluğu yüzümüze vurmuş. Çünkü bütün gece ağlamıştın, bize bir rahat vermedin. Kimseyi uyutmamıştın o gece. En sonunda Malik seni kucağına alınca... Bir tek o susturabiliyordu. Madu dinle, Arke'yi bize bir daha geldiği zaman... ...hep birlikte bir aile fotoğrafı çekilelim kızım. Tam bir kare, herkes olsun, tamam mı? Anne, bu fotoğrafı ben alabilir miyim? Tabii, sormana ne gerek var anlayamadım. Al canım. Anne, ben gideyim. Geç kalırsam olmaz. Ne? Durmadı bir dakika. Bekle, hemen geliyorum. Çok güzel bir sarı giymişsin ama hiç takı takmadan olur mu? Sadece şu kolyeyle bilezikleri taksan güzel olur. Takmana da yardım ederim. Bunlar sana çok yakışacak canım. Gel bakalım. Anne... Neyin var Madu? Dünden beri gözlerin hep hüzünlü bakıyor kızım. Ne oldu? Arke ile yine mi tartıştınız? Anne. Ben... Biz Arke ile... ...birlikte... Dipali. Sen neden Rişap'ın odasındasın? Anne, ben burada. O nedir öyle? Şey, bu. Bu aslında anneme yazıyor. İyi de bu bizim Rişap'ın el yazısı. Nedir bu şimdi? Rişap neden anneme yazsın? Bu sayfa boş, hiçbir şey anlamadım. Herkese bırakıp bu çok ciddi bir karar. Ve bana bundan hiç bahsetmediniz. Demek gidiyorsun. Anne, yalvarırım affet. Özür dilerim anne. Hayır kızım. Benden özür dilemek zorunda değilsin. Demek herkesi bırakıp gidiyorsunuz ha?
Peki. Bunu aşkın adına yapıyorsun. Onu çok sevdiğin için yapıyorsun. İlişkiniz için yapıyorsun. Demek aşkın için her şeyi bırakıp buradan gidiyorsun. Bu hiç kolay bir karar değil. Herkesin harcı da değil. Herkes sever ama bunu herkes yapamaz kızım. Sen çok özel ve büyük bir şey yapıyorsun. Hem aşkın için hem de ilişkiniz için. Bana ikiniz için de dua etmek düşer canım. Sevgim ve dualarım hep sizin yanınızda olacak kızım. Anne. Sen beni anlıyorsun değil mi anne? Seni anlıyorum. Arke'yi her şeyi bırakıp uzaklara gitmek istiyorum. Farklı bir dünyaya. Ama seni geride bırakamıyorum. Çünkü o sensiz yaşayamaz Madhu. O seni çok seviyor kızım. Madhu biz sevdiğimiz kişiye dünyadaki bütün mutlulukları vermeyi isteriz. Ama Arke, Arke için sen dünyalara bedelsin. Sen onun tüm dünyasısın. Bu yüzden her şeyi bırakıyor. Seninle yaşamak istediği için. Onunla gurur duyuyorum. Gerçekten. Bunu takmanı çok istiyorum canım. Madhu, artık canım kızımı doğru düzgün göremeyeceğimi düşünüyorum. İzin ver bu anın tadını çıkarayım. Anneciğim, bu bana doğru görünmedi. Söylüyorum sana. Madhu'nun giderken ne kadar garip davrandığını fark etmedin mi yoksa? Ve Arke ile birbirlerine bakışırlarken de gördüm ben. İkisi de bir şey saklıyor, bundan eminim. Ve o Madhubala, özellikle de o bambaşka bir dünyadan gelmiş. Dipali, yeter, lütfen. Anne, eğer susarsak ne olduğunu bulamayız. Sence ters bir şeyler yok muydu yani? Aralarında konuşuyorlardı herhalde. Birbirlerini seviyorlar. Onlardan şüphe etmek yerine bırak hayatlarını yaşasınlar. Madhu'nun garip davrandığına ben de katılıyorum. Ama o duygusal bir kızdır. Kafasına bir şey takılmış olmalı. Ayrıca sen hayatlarına burnunu sokmak yerine kendiyle kendi hayatınızı düzeltmeye çalış. Ve bu beyaz kağıda gelirse Bishop artık gülümsemeye başladı. Bir oyun olduğunu sanıyorsun. Geldiği zaman ona sor. Tamam mı? Ben yemeği servis ettireceğim. Kenny'yi çağır ve yemeğe oturun. Ya da yemeği odana çıkar. Neden bilmiyorum. Ama bu boş kağıdın arkasında büyük bir sır olduğunu hissediyorum. Ama ne? İlk duam veda için.
Madu, seninle gurur duyuyorum. Hep böyle kal. Sevgini herkese yay. Allah her zaman kararlarına yardım etsin. Dualarım hep seninle olsun kızım. Sana hep bu duayı etmiştim. Bugüne kadar seni koruması içindi. Ama bundan sonra... aynı dua annenden sana bir hayır dileği olarak gelecek. Yeni hayatın için... dualarım her zaman seninle olsun. Seni seviyorum. Sen benim aşkımsın. Benim dünyamsın. Benim sevgimsin ve benim tutkumsun. Seni seviyorum Madhu. Taş kalpli bir adam, herkesin kalbini kırmaktan keyif alan
Sus. Hayır. Sen dünyanın en sevimli, en güzel ve bazen en hassas, bazen de en cesur kızısın Madubala. Benim için de aynı. Kocam tüm dünya için bir süperstar. Ama gerçek hayatta gerçek bir kahraman. Bana dünyanın tüm mutluluğunu veren... Benim ve ailem için her şeyi yapan biri. Eğer teşekkür etmeye kalksam, buna ömrüm yetmezdi, inan. O zaman teşekkür etme karıcığım. Çünkü ben güzel bir kızla evlenmek istiyorum. Yaşlı bir kadınla değil. Ama bunun için kestirme bir yol var. Ayağıma dokunup bana teşekkür edebilirsin. Sadece şakaydı. Bu benim için şaka değildi erkek. Madu, evlendiğimiz gün... Dünyanın 5 elementini sana hediye edeceğimi söylemiştim. Toprak ikimizin ayağını öpecek. Benden izin isteyecek ve sonra da rüzgar dokunacak. Bu çanak içindeki alevler ilişkimizin sembolü olacak. Ve bu su, bunun için kelimelerim yok. Bu akşam senle bana şahitlik edecek özel bir misafir olacak. Özel onur konuğu. Ne zaman onları görsen bu akşamı hatırlayacaksın. Ne zaman yukarı baksan bu akşamı hatırlayacaksın. Artık gidelim mi? Hayırlı bir gün. Geçip gidecek. Dedikleri gibi karanlığın ardından gündüz gelir. Aynı şekilde iyi şeylerden sonra kötü şeyler olmamalı. Gidelim. Artık beklemeyelim. Ben uzun zamandır bu akşamı bekliyordum. Gidelim. Tamamlanmamış olan hiçbir şey kalmasın. Allah ikinizi de korusun, kutsasın. Lütfen birbirinize çelenklerinizi takın. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garuda Dhaya Mangalam Pundarikaksho Mangalaye Tanuhari Sarva Mangal Mangalye Sive Sarvada Sadike Sarane Tumbake Gauri Narayani Namaste. Şunu alın.
kumaşı da başına ört. Şimdi elini damadın elinin üstüne koy. Şimdi kalkıp turlarınızı tamamlayın. Dört tur damadın, dört turda gelinin olacak. Bir dakika efendim. Böldüğüm için çok üzgünüm. Ama bu dört turu atamayız. Çünkü biz çoktan o dört turu attık. İki kere. Efendim lütfen biraz ileri saralım ve beşinci turdan başlayalım, olur mu? Tamam, sorun değil. Beşinci tur. Gelin başlayacak o zaman. Buyurun. Bir dakika karıcığım. Kendime biraz hakim olayım. Bu güzel anı birlikte yaşayalım. Ve onu daha da güzelleştireyim. Sen ne yapıyorsun? Sadece havaya giriyorum. Sakin ol. Beni durdurma. Sonunda seninle evleniyorum. Ve biraz gerginim. Arkay yapma. Böyle şakalardan hoşlanmıyorum. Bu
Bu bir hakarettir. Hakaret mi? Kime hakaret? Sana mı yoksa ona mı? Aa evet. Sevgili Ateş, ben çok üzgünüm. Tek başıma içtim. Bana biraz eşlik et lütfen. Sen de sarhoş ol. Sen ne yapıyorsun? Kes şunu. Karıcığım, Ateşi hallettim. Geriye ne kaldı? Rahip Bey, Arkay soruyor. Ne düşünüyorsun? Ne içmek istersin? Hadi söyle bana, bundan ister misin? Eve dönmek için bir taksi ister misin? Aman Allah'ım. Arkay, kes şu saçmalığı ve pederi geri çağır. Turları tamamlayalım. Sonra da beni ne kadar incittiğini söyleyeceğim sana. Onu mu? Kimi? Sen neden söz ediyorsun anlamadım. Artık daha fazla konuşma madubalar iş. Affedersin. Artık konuşma olmayacak Madubala Şemşir Malik. Ne sanıyordun? Üç turu da tamamlayıp seninle evleneceğimi mi sanıyordun? Seni resmi olarak karım yapacağım mı? Senin kaderinde sadece 4 tur var, o kadar. Ve bugün ben de geriye kalan 4 turdan kurtulmuş oluyorum. Beş elementin tanıklığında sana şunu ilan ediyorum. Ben Rişab Kundura. Bugünden itibaren Madubala Şemşir Malik'le aramda hiçbir şey yoktur. Ve asla olmayacaktır. Bugün her şeyi bitiriyorum. Bu tamamlanmamış bir evlilikti. Artık bitti. Artık seninle aramızda hiçbir bağ kalmadı. Rişab boşandı. Arkay. Madubala. Thank you.
Tak tak. Ne oldu tatlım? Affedersin. Her kıza tatlım demek hiç doğru bir şey değil. Neyse. Madhubala. Ne olduğunu anlayabildin mi, söylesene? Ha? Stüdyodaki o günü hatırladın mı? Hani beni dört kere tokatlamıştın. O dört tokattan sonra bana ne dediğini hatırlıyor musun? İzninle ben söyleyeyim sana. Bana başlattığın oyunu senin bitirdiğini söylemiştin, hatırladın mı? Senin başlattığın hikaye burada bitiyor. Kesinlikle bir sondu. Bu bir sondu Madhubala. Ama bu filmin sadece ilk yarısıydı. Sonra hikaye hareketlenmeye başladı. Önce bir aile draması girdi. Sonra bir Gampati serisi. Biraz romantizm. Romantizmden sonra dans. Güzel. Cici bici anlar. Ve sonra da filmin aksiyon bölümü başladı. Ve bütün bunlar büyük bir filmin havasını yaratmak içindi. Geriye sadece sarsıcı bir final sahnesi kalıyordu. Bu sahne nerede başladı biliyor musun peki? Gözlerindeki hayal ve dudaklarındaki gülümsemeyle başladı. Oradan buraya yürüdü. Elini tutunca hava canlandı ve daha da canlandı. Ve sonra ateşi sarhoş etti. Rishab Madhubala'dan boşandı. İşte son. Filmin gerçek sonu. Çünkü bu benim film. Nasıl başkası bitirebilir ki? Benim filmim. Yazar, yönetmen ve yapımcı filmin sonunu bilemez. Kimse bilemez. Çünkü filmi bitirecek olan kişi benim. RK bitirir. Ben bitiririm. İşte son. Madhubala Şemşir Malik'in hikayesinin sonu. Hayatındaki en değerli ilişkisinin sonu. Başlattığın oyunu artık ben bitiriyorum. Artık film filan kalmadı Madhubala. Hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti. Bu ilişki de bitti. Madhubala Şemşir Malik'in sonu. İşte son.
Artık sen. Hayır. Ben özgürüm. Hoşça kal. Hayır Arkay. Bu olamaz. Mümkün değil, olamaz. Hadi ama. Duygular nerede? Uzun zamandır ünlü bir aktörün sahte karısısın sen. Bir süperstarın karısısın. Biraz rol yapmayı öğrenmiş olman gerekirdi. Ha? Yani ismin bile Madhubala. Söylesene. Bana biraz duygu göster. Hadi. Nerede gözyaşları? Hani karıncanın bacağı bile kırılsa akan şu yaşlar nerede? Nerede o yaşlar? Seni üzdüm. Muslukları açtım. Şimdi nehirler akıt oradan. Hadi. Arkay, sen şaka yapıyorsun. Hayır, hayır. Yanlış ifade, yanlış duygu. Dalga geçiyorsun, değil mi? Çok kötü bir şaka bu. Senden bir şey istemiştim. Bu senin alışkanlığın. Yoksa neden beni bu sahneye getirdin ki? Bu bir şaka, öyle değil mi Arkay? Ha? Söylesene, yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyorum de. Hadi. Hadi Arkay. Şaka de bana hadi. Şaka de. Lütfen Arkay. Vay canına. Gözyaşları şimdiye kadar neredeydi? Madhub kendini kaybederken bu acı, bu çığlıklar, bu öfke şimdiye kadar neredeydi? Ha? Madhubala? Söyle bana. Bunlar neredeydi? Ha? Yalan söylüyorsun. Yalan söylediğini biliyorum. Gel. Hemen turlarını at. Gel. Gel Arkay. Arkay niye gelmiyorsun? Yalan söylüyorsun. Evet. Yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun. Söyle bana. Aha. Bir yalan. Hepsi bir yalan. Bu dekor set dekoratörü tarafından yapıldı. Bu giysiden günde 50 tane satın alabilirim. Ama özellikle bunu kiralamalarını istedim. Bu ışıklar ışıklandırma bölümüne ait. Ve senin bu sarinde ki çok hoş görünüyorsun. Evet. Onu bilinçli olarak sadece bir kuaförden ödünç aldım. Yani buradaki her şey bir yalan. Stüdyodaki o olaydan bu ana kadar her şey bir yalandı. Sadece bir yalan. Bak. Yanaklarımda bıraktığın o izleri hatırladın mı? Kayboldu. Göremez. Ama kalbimde açtığın o yara var ya, o yara... Düzelteyim. Benim kalbim yaralanmaz. Çünkü benim kalbim yok. Değil mi? Her ne yara açtıysan, bana tokat attığın o gün intikamını
alacağıma yemin ettim. Hayatına yavaş yavaş ağır ağır zehir akıtmaya başlayacak. Çok sorunlu ve zorlu bir hayat. Bu zehir seni öldürmeyecekti ama yaşamana da izin vermeyecekti. Bana tokat attığında seninle evlenme planını yapmıştım. Çok büyük bir plandı. Sen Malik'ini kurtarmak için kendini feda edecektin. Artık yanımda olursan intikamımı rahatça alabileceğimi düşündüm. Ve denemeler başladı. O dört tur boynuna evlilik kolyesini takmam, alnına sürdüğüm sindur. Hayır. Sana hizmetçilerimin önünde hakaret ettim. Sana dokuzuncu hizmetçim dedim. O garip ilk düğün gecesi ve garip yatağından sonra seni partimde dans ettirdim. Kabul etmeliyim. O kadar hakaretten sonra çok iyi dayandım. Yıkılmadın. Durmadan orta sınıf değerlerinle savaşıp durdum. Gözlerin içindeki yenilgiyi ve utancı görmek için ölüyordum. Ama sen sarsılmadın. Vedası? Annemi kendi tarafına çektin. Onun kalbini kazanıverdin. Sonra evimde kutsal törenler düzenledim. Yüce Tanrım, biliyor musun? Tanrı'nın bize zor zamanlarda yol gösterdiğini söyleriz hep, değil mi? O bana da yol gösterdi. Tanrım, sen çok iyisin. Senin içinde bir şey var. Bu yüzden törene gittim ve vuruldum. Ve oyun orada değişti. Bir mermiyle. Nasıl 330 rupilik bir mermi Arkay'ın canını almaya yetebilir ki? Ama tatlım, ben ölemem. Nasıl ölebilirim ki? Ben çok değerliyim. Ve ölmedim çünkü intikam için yaşamalıydım. Sen ya çok iyi birisin ya da çok safsın. Sana bu kadar zor anlar yaşatan birine hiç düşünmeden kanını verdin. Çıplak ayakla mabede yürüdün. Herkesin gönlünü kazandın. Bittu'nun bile. Ve beni düşünmeye zorladın. O gün senden bir şey daha aldığımı anladım. Biri kanındı ve diğeri de senin güvenin. Sonra planlarım devam etti ve Tanrı benim karşıma yepyeni bir sürpriz çıkardı. Bir iyileşme hediyesi. Bana ateş edenin Malik olduğunu öğrendim. Ondan sonra beynim çalışmaya başladı. Hakaretlerle ve aşağılamalarla kırılmayan kızı kırmak için ne gerekiyordu? Bir tahminin var mı? Newton'un başına elma düştüğü zaman benim olduğum kadar mutlu olamazdı herhalde. Seni bitirecek hediye benim başıma düşmüştü. Her şeyi anlamıştı. Her şey. Bu kızı beyniyle oynayarak bozamıyorsam, o zaman kalbiyle oynayacaktım.
duygularıyla, hisleriyle. Sadece... aşk kelimesiyle... onu bozacaktım. Lütfen dikkat et. Aşk ve oyun çok benzer kelimelerdir. Aşk da başladı oyun da. Bu kızın benden nefret ettiği halde hala bana kan verdiğini biliyordum. Eğer onunla bir aşk oyunu oynarsam kesinlikle kanacağını biliyordum. Bir yandan uyuyor ve hayaller görüyordum. Uykunda bile bana aşık oluyordum, biliyordum. Ben de seni izliyordum. Ama hayır, sevdiğim için değil. Avdan önce ava bakmanın o tatmin edici duygusunu yaşamak için. O güzel bakışlarını hayal ettim. Sonunda seni avladığımda nasıl bakacağını düşündüm hep. Seni yok ettiğim zaman aklıma fikirler geldi durdu. Avın benden kaçmasını engelleyecek düşüncelerdi bunlar. Bu avdan kurtulmanın farklı farklı yollarını düşündüm. Sana bakarak bu aşk oyununda sonraki hamlemi düşünüyordum. Hayır Arkay. Sen bir insansın. Artık eski Arkay olamazsın. Sen değişmiştin. Sen artık insan olmuştun. Sen benim Rişab'ımdın. Sen... Yeter! Kes şu saçmalığı kadın. Neden kadınlar bu kadar ahmaklar? Seni duygusal sersen. Yanlış adama çattın. Ve hikayen başladı. Önce bir nefret hikayesiydi ve kalbini sana açtığı anda bir nehir gibi akmaya başladın. Benimle her şeyi rahatça konuşabiliyordun. Geçmişimi senin önünde açmak benim için hiç kolay olmadı. Bu çok acı verdi ama sırf seni yaralamak için bu acıya katlanılabilirdi, değil mi? Fena fikir değildi. Ne üzücü. Neler olacağını biliyorum. Beni yemeğe çağırdığın gündü. Dipali bana iyi bir fikir vermişti. Aşkını sınayacağım bir fikir. Bu da oyunuma çok iyi uyacaktı. Aynı zamanda da bana aşık olduğunu kanıtlamış olacaktın. Bu yüzden aşkını sınadım. Kalbinin kırılmaya hazır olup olmadığını anlamak içindi. Ve sen de... Yıldızlı Peki'yi ile geçtin. Kızacağını biliyordum ve... oyuna devam ettim. Öyle bir noktaya geldin ki... seni sevdiğimi söylemem sana büyük bir etki yapacaktı ve derinden etkileyecekti. Yani... derin darbe. Hani nasıl bir şok içinde kollarıma düştüğünü hatırladın mı? Bu çok tatlıydı. Zehir hala etkisini gösteriyor. Madubala'nın aşkı tam zirvesindeydi. Madubala. Aha. Ama Arkay, sen benim hayatımı kurtardın. Hayatımı kurtardın sen. Balrak Çodari'den mi söz ediyorsun sen? Sana o gece ne dediğimi biliyorsun. Ben senin hayatını kurtarmadım. Madu, ben kendi hayatımı kurtardım. Kastettiğim şey senin hayatını bizzat mahvetmek istediğim. Arkay'ın avını nasıl bir başkası öldürebilir ki?
çılgınlığımın boyutlarına bak. Senin hayatına kendiminkinden fazla önem vermişim. Eğer Tanrı izin vermeseydi, geri vermesi için ona yalvarırdım. Bu deli nefret, bu deli sevgi ve bu deli tutku. Bütün bunlar birleşince ortaya çıkan Madhubala, aşk ve tutku. Beni sevmiştin, bunu gözlerinde gördüm. Evet, bunu biliyorum, beni sevdin. Gerçekten, beni sevdiğini biliyorum. O aşk asıl senin gözlerindeydi. Gözler çok şey söyler. Ve ben bile gözlerimle konuşmayı öğrendim. Yalan bile söyleyebilir. Aşkım, buradaki kötü adamın aynı zamanda bir film yıldızı olduğunu galiba unutuyorsun. Bu benim profesyonel işim ve hayatım. Sadece bu defa biraz daha gerçekçi oynadım, o kadar. Bu en iyi performansımdı. Öyle ki sonunda sen bana aşık oldun. Kapanıma düştüm. Ve bana Arvaçot orucu tuttum. Geceleri sarıldığın, sevgiyle öptüğün bir karakter içindi bu. Ve iki gece önce ona tamamen teslim oldum. Seninle yeni bir hayat kurmak istiyorum. Ve bugün seni hiçbir şekilde durdurmayacağım. Bugün seni reddetmeyeceğim Arki. Sana çok güveniyorum. Neden sana sarılmakta tereddüt ettiğimi ve o gece bir şey yapmadığımı biliyor musun peki? Beni hiç mi sevmedin? Peki aramızda hiç mi gerçek bir şey olmadı? Bu kötü adamın senin gibi bir kıza aşık olduğu bir film değil, tamam mı? Bu gerçek hayat. Gerçek hayat. Ve ben gerçek hayatta kimseye aşık olmam. Fiziksel olmasının önemi yok. Seninle herhangi bir bağlantı, bir ilişki istemiyorum ben. Seninle hiçbir ilişki istemiyorum. Seni hiç sevmedim. Sen Arke'in sevgisine layık biri değilsin. Ve benimle hiçbir şekilde ilişkin olamaz. Vay canına. Bu çok sembolik oldu. Hayatın her anında aşk ve ihanet vardır. İkisi de bir arada ilerliyorlar. Şu ana baksana. Bileziklerin de hayallerin gibi kırılıverdiler. Neyse, çok geç oldu. Sana yeni bir hayata başlama sözü vermiştim. Evet,
Ve başlayacaksın da. Ama ben olmadım. Geriye tek bir şey kaldı. Seni aldığım yere geri götürme. Sanırım kendimi tanıtmama gerek yok. Onun da öyle. Buraya Madubala'yı bırakmaya geldim. Lütfen ona iyi bakın. O çok narindir ve zayıftır. Dikkatli bakın. Onu sakın kırmayın. Onu almak için buraya geri dönmeyeceğim. Bir şeyi beğenmedikten birkaç ay sonra geri götürmeniz gibi ben de onu size geri getirdim. Bu yarım bir evlilikti ve diğer her şey de yarım kaldı. Uzun sürmedi. Nasıl sürebilirdi ki? Garip bir çiftlik. Süperstar nerede? Bu figüranın kızı nerede? Bir taş ne kadar güzel olsa da tacı süslemek için kullanılmaz. Neyse, acı çekişini görmek istemedim. Bu yüzden onu bırakmaya geldim. Aslan kızınız çok cesurmuş ama doğrusu iyi dayandı. Madu? Bu yaralı aslana iyi bakın. Arke? Madu? Neler oluyor? Kayınvalideciğim, çok doğru bir zamanda geldiniz. Harika zamanlama. Beni iyi dinleyin ve çocuklarınıza, onların çocuklarına anlatın. Bu hayatta asla aşık olma hatasına düşmeyin. Çünkü aşk kavramı sadece filmlerde olur. Gerçek hayatta sadece yıkımdır.
Örnekler: Eir ve Ranja, Romeo ve Juliet, Sohini ve Madivan. Bir tane daha. Arkay ve Madubala. Affedersiniz. Sadece Madubala. Bakın. Tek taraflı aşkın sonucu işte burada. Bakın ne durumda. Ve evet, bir şey daha var. Beni iyi dinleyin ve çocuklarınıza anlatın. Arkay kendisine tokat atana işte böyle bir tokat atar. Kendine edilen hakareti böyle iade eder. Yavaş yavaş ve büyük bir sabırla intikamımı almış oldum. İyi geceler. Şimdi veda zamanı. Hoşça kal. Seni terk etmek benim için zevkti. Ve böylece son defa kestik. Arkay, Arkay! Madu, Madu neden susuyorsun? Bir şey söyle. Arkay dur! Madu, Madu bir şey söyle. Madu, Madu! Madu ile Rişap nereye gittiler? Telefonlarını da açmıyorlar. Anne, ben endişelendiğimde siz beni sakinleştiriyordunuz. Beni mantıklı düşünmem için zorluyordunuz. Korkma diyordunuz, endişelenme. Şimdi neden böyle oldunuz? Ben size en baştan beri söylemiyorum. Ortada çok garip bir şey dönüyor. Yine de beklemekten başka ne yapabiliriz peki? İsterseniz Bittü'yü tekrar aramayı deneyin. Rişap, nerede kaldınız oğlum? Bittu ile konuştum. Bana dedi ki öyle partiye falan gitmemişsiniz. Hem Madu, Madu nerede? Olması gereken yerde, kendi evinde. Nasıl yani? Orasını boş verin. Yenge, gözünü aydın. Kutlamanı yap artık. Çünkü çok sevineceğin haberler var. Rişap, Rişap bir dakika. Ne demek bu şimdi? Ne demek olması gereken yerde? Şu demek anne. 2012-2013 yılları arasında en iyi oyunculuğa verilen ne kadar büyük ödül varsa hepsini ben kazandım. Doğal ya da gerçeklikten uzak olsun. Hepsini ben aldım. En iyi koca Oscar'larıyla birlikte başka ne kadar ödül varsa hepsini ben aldım. Rişap, sen neler söylüyorsun? Oğlum, Madu neden gelmedi? Arkay! Neden böyle yaptın? Neden oğlum? Madu, neyin var? Ne? Ne yaptı sana böyle? Neden böyle yaptın Arkay? Neden çocuğuma böyle yaptın? Ama anne, nedenini Madu'ya boğazım kuruyuncaya kadar anlattım. Hala burada mısınız? Keşke hayat dizilerdeki gibi olsa, öyle değil mi? Tekrarını verirdik, izlerdiniz. Anne bak, özür dilerim,
size artık anne demem de doğru olmaz. Ama ne yapalım? Ağız alışkanlığı oldu. Siz de iyi bilirsiniz ki can çıkar, huy çıkmaz. Böyle daha iyi. Eski annem. Ya da en iyisi şöyle olur. Bayan Padmini Şemşir Malik. Rişap, sen neler söylüyorsun? Madu neden bu halde? Kızım neden bu halde bir bilsen Rada. Çünkü oğlun erkek kızımı başından beri kandırmış. Madu'yu ortada bıraktı. Hepinizi başından beri kandırmış. Baştan beri hepinizle oynuyor. Kariyerini, işini burada bırakıp uzaklara gitmeye kalkışmış. Yanına Madu'yu da alarak. Ve benim kızım. Onu öylesine çok seviyordu ki ailesini, hayatını, her şeyini ona olan aşkı için geride bırakmayı hemen kabul etti. Çünkü oğlun ona bir söz vermiş. Eksik kalan düğün yeminlerini artık tamamlamak istiyormuş. Onunla yepyeni bir hayata ve tertemiz bir ilişkiye başlamak istiyormuş. Rada, lütfen oğluna sorar mısın? Oğluna benim için sorar mısın? Kızımın nikah töreni için götürüp orada ne yaptı ona? Orada Madu'ya neler söylemiş, sor kendisine. Rişap. Padmini ne diyor? Neden böyle yaptın? Konuşsana Rişap, sana soruyorum. Arkey, lütfen. Sana yalvarıyorum. Ne olur yapma. Kızımın hayatını böyle mahvetme. Kızım seni nasıl seviyor biliyorsun. O sana deli oluyor. O senden uzak kalmaya dayanamaz. Arkey, bunu ona yapma. Yalvarırım, yapma oğlum. Lütfen. Arkey. Arkey. Bakın. Bir bak. Bak. Yüzüne bir bak. Ne hale geldi baksana. Seni kocası sandı o. İnandı Arkey. Arkey, baksana boynunda hala evlilik zincirini taşıyor. Senin için karmaçot günü oruç bile tutmuştu. Arkey, ben bu acıyı yaşadım biliyorum. Kocam dediğim adam bana hep büyük bir nefretle baktı. Hayatım boyunca üzerimde böyle bir acıyı taşıdım. Ama kızım, benim kızım, kızım böyle bir acıyı kaldıramaz. Ona bu acıyı yaşatma Arkey, sana yalvarırım. Bakın Bayan Padmini Şemşir Malik. Kızınız o acıyı taşıyacak. İnsanın başı da omuzları da dik olmalı. Ama en dik omuz bile acının yüküyle eğilir. Boğulacak gibi hissediyor olmalı. Her nefeste acı çekecek ve ağlayacak. Bence ona dikkat et eski annem. Canına kıymaya kalkabilir. Nefes almaya devam etmeli. Ama her nefesi son nefes olacak. Bütün dünya Arkey'in düşmanlığıyla tanıştı. Arkey insanı ne öldürür ne de yaşatır. Rişan. Son nefesine kadar bu korkunç acıyı içinde taşısın istiyorum. O zaman öcümü sonuna kadar almış olacağım.
O zaman Arke'ye attığı o dört tokadın acı pişmanlığını iliklerine kadar duyacağım. Arke, sen dört tane tokadın öcünü böyle mi alıyorsun? Bir insanın hayatını mahvederek mi? Kızımı böyle hayata küstürerek öyle mi? Tokadın intikamı tokatla alınır oğlum. Böyle değil. Peki. Tamam. Bunları bir tokat yüzünden yapıyorsun değil mi? Peki abi. Bana vur. Hadi durma, bana vur diyorum. İçinden ne kadar geliyorsa o kadar vur. İstersen 4 kere vur, istersen 50 kere. Ama ne olur kızımın hayatını bu şekilde mahvetme Arkay. Bunu yapma, sana yalvarıyorum. Öfkeni benden çıkar. Hiç sorun değil. Bana vur. Bana vur dedi. Hayır. Nasıl mutlu Fatih, olacaksa ne yapıyorsun? Diz çökemezsin. Bana vur Arkay. Hayır, lütfen. Bunu yapamazsın. Sakin kızımı ol. Kızımı üzme ne lütfen olur. Lütfen sakin ol. Ne olur. Lütfen. Rada. Rada lütfen. Güvenlik. Anlat onu. Nişap. Burada aile üyelerimiz dışında ne kadar yabancı varsa dışarı atın. Dışarı! Rişap! Burası benim evim. Kimse burada izinsiz duramaz. Yabancıları istemiyorum. Dışarı! Hey! Hayır, dokunmayın kızıma! Dokunmayın! Kızıma elinizi sürerseniz mahvederim sizi. Dünyanızı karartırım. Çekilin! Yürü Madu. Gidiyoruz. Tatmini. Tamam Arkay. Evinden gidiyorum. Ama bir anne olarak söylüyorum. Lanet olsun sana. Sütümden de. Ruhumdan aldığım tüm güçle lanet olsun. Herkesin kaderini yazan o büyük Allah'ım. Senin de kaderin bugünden sonra en baştan yazsın. Sen benim kızımın kalbini incittin. Senin yüzünden gözleri yaşlarla dolu. Yüce Allah bunları görsün. Bugünden sonra dilerim sana bir daha gün yüzü göstermesin. Sen benim kızımın kalbini kırdın öyle mi? O halde dilerim Allah'tan, o da senin kalbini öyle bir kırsın, öyle bir parçalasın ki sana en büyük düşmanın bile acıyarak baksın. Sen benim kızımın hayallerini çaldın. Onun en mutlu anları bir yalandı demek ha? Yüce Allah'ım sana öyle bir kader yazsın ki bir daha üzüntüden geceleri gözüne uyku bile girmesin. Yatağında dönüp durdukça içinin huzursuzluğu hep daha da büyüsün. Arkay bana bak. Bir annenin lanetinden tüm kalbinle değişmedikçe kaçamazsın. Kızıma ihanet ettin. Onun sana olan duygularını kullandın. Gör bak şimdi, gör. Çölde bir damla suya hasret kalmış gibi bir yudum sevgi bulmak için nasıl da kıvranacaksın. Bir parça sevgi için yerlerde kıvranacaksın. Sürüneceksin, ağlayacaksın. Evet, kıvranacaksın Arkay, kıvranacaksın. Meğer doğruymuş baba.
Bizim Arki gerçekten Oscar'lara layık bir oyuncuymuş. Kaynanası Arki'den de iyi oyuncu çıktı ama. Neyse bize ne. Cehenneme kadar yolları var. Hadi İçerime gidelim baba. Gidelim. Hadi. Yeni hayatında ilk kez doğru söyledi. O ne performanstı Arki. Kahramanım. Elveda sana Madubala. Aha. Seni de, sorunlarını da istemiyorum artık. Bu yatak, koca yatak sadece benim. Senin derdini çekmek zorunda değilim. Harika oldu. Benim eski kahramanım, gerçek Arkay döndü. Biliyor musunuz, zamanlaman çok iyi. Aslında ben de tam seni düşünüyordum. Bana şöyle güzel bir fotoğrafını verebilir misin? Benim mi? Neden? Yeni filmimde bir karakter olacak. Son derece yüzsüz ve kötü kalpli bir kadın karakteri. Yönetmenim kimseyi bulamadı. Ama senin yüzünü görür görmez onay verecektir. Sen aradığı karakter için gerçekten mükemmelsin. Bana istediğini söyle Arke. Öyle mutluyum ki. Bana ne dersen de kendimi asla kötü hissetmem. Hem ben o kenar mahalleden gelen kızın senin gibi önemli bir yıldızı ağına düşürmeye çalıştığını hep ama hep görüyordum. Nasıl mümkün olacaksa artık. Ama sorun değil, herkes hata yapabilir. Tanrı hariç. Hı? O yapmaz. Hem evlilikler kaderde yazılırmış. Tanrı seni o kenar mahalle kızıyla nasıl bir araya getirebilir ki, değil mi? Söyleyeceklerim bittiyse artık odamdan çıkmanı rica ediyorum. Ah, nasıl çıkabilirim Arki? İkimiz de mutluyuz. Bu güzel anı neden birlikte... Aklını başına topla, kendine gel. Ben... Ona bir söz verdim. Bundan böyle bir tek seni seveceğim dedim. Ama bak sonra ona ne yaptım. Şimdi iyi düşün. Nefret ettiğim birine kim bilir neler yaparım. İkinci söyleyeceğimse şu. Madu odamdan ve hayatımdan çıktı evet ama bu yerine başkası girebilir demek değil. Burası zehirli bir ortam. Kendini kurtar. Yoksa sen de zehirlenirsin. Dışarı! Arkay... Git yoksa hizmetlileri çağırıp onları attırırım. Neye uğradığını... inan ki anlayamazsın. Defol! Come on.
तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही तुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या तू ना किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही तुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या तू ना किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में अजब है इश्क यार गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयां कभी आंसू कभी आहे कभी शिकवे कभी नाले तेरा चेहरा नजर आए तेरी यादें तड़पा कभी है मिलन कभी फुर्कत तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए Otur. Madu. 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 Madu sen. Madu ne oldu lütfen söyle. Anne. Anne ne oldu? Madu. Bir şey söyle konuş. Madu lütfen susma böyle. Bak ağlamak istiyorsan hiç durma. İçini boşaltana dek ağla. Ama lütfen hislerini böyle bastırma kızım. Yoksa dağılırsın kızım. Yapma parçalanırsın Madu. Madu, Madu, Madu bana bak. Madu lütfen. Lütfen acını içine atma dışarı dök Madu. Senin ne kadar cesur olduğunu herkes biliyor. Evet herkes biliyor. Ama Madu... Hislerini içine atmakta ısrar edersen inan gözyaşların işine bitir. Madu bana bak. Gözyaşlarını tutma bırak aksınlar. Madu lütfen yapma. Bırak dökülsünler. Madu kızım ağlamak zorundasın. Madu. Ağlamak zorundasın. Thank you.
Madhu? Onu neden hala saklıyorsun? Neden boynundan çıkarmıyorsun? Hatırla lütfen. Bana kendin söylemiştin kız. Geriye hiçbir şeyin kalmayınca bu zincirin... Hayır anne. Hayır. Kabul et Alfi. O kızla... O ikinci sınıf Madhubala ile aramda çok büyük bir fark var. Beni odandan atmayı başardın belki. Ama hayatından öyle kolay atamazsın. Çünkü kendimi oraya öyle bir kazımışım ki... Beni oradan istesen de çıkartamazsın. Kim? Kim seni nereden çıkartıyor hayatım? Çıkartacak ne var? Ne söylüyorsun? Anlamadım ben. Yok bir şey. Öylesine. Bak, eğer konuşmaya ihtiyacın varsa benimle konuş. Zaten bugün kendimi o kadar tuhaf hissediyorum ki. O zavallı kız Madhubala... Ne? Ne dedin sen? Yani Arkay, beyaz atlı aşk prensinden birdenbire kocaman bir canavara dönüştü. Ben hiçbir şey anlamadım. Bak Yeni. Arkay kötü bir adam değil. Tamam mı? O Madhubala... Bu evde kibirli kibirli dolanıyordu. Benim kocam, benim evim, benim odam. Ona haddini bildirmek, iyi bir ders vermek şart olmuştu. Bak sonunda geldiği çöplüğe geri döndü işte. Aynı tek katlı, derme çatlı eve, o fakir mahalle. Sen de eskiden öyle bir evdeydin ama. Bak, düşün karıcığım. Arkay Madhubala'yı bile tutup evden atabiliyorsa... ...bizi evden atmaz, resmen dışarı tükürür. Böyle. Dinle. Kendim için endişelenmiyorum. Benim asıl korktuğum sensin canım. Sen yeniden orada yaşayamazsın ki. Yeni yapma. Arada bir mantıklı bir şey söylesen ölür müsün? Böyle şeyler konuşmanın sırası değil. Şimdi Madhubala'nın mahvoluşunu kahkahalarla izleme zamanı. Hadi gel öyle yapalım. Keyfimi kaçıracak şeyler söyleme lütfen. Tamam mı? Hı. Keyfi yerinde. O zaman ben de... Karıcığım. (Gülüyor)